Bitiriz TV'demize. Merhaba arkadaşlar. Bugün LoL atacağım. League of Legends. Üst koridor oynayacağım arkadaşlar. Ama ne oynayacağım henüz karar vermedim. Karşıdaki picklere göre durumu seçeceğim. Duruma karar vereceğim. Bugün yanımda Bitiriz TV takipçilerinden biri var. Silver Fishy var. Onunla birlikte oynayacağız arkadaşlar. O da sanırım orman oynayacak. Oyuna başlar başlamaz. Tabii ki de herkesi muteleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar mutelemezseniz aşağıdaki arkadaşlara kavga etmekten oyuna bakamıyorsunuz. Bu benim taktiğimden biridir. Taktiklerimden biridir. Eğer yukarı çıkmak istiyorsanız. Bu arada oyun dağıldı. Maç bozuldu. Tekrar sıraya gireceğiz. Bakalım ne gelecek. Üst koridor ya da alt koridor artık ne fark eder. Şu anda ben zaten üst koridor seçmemişim. Normalde alt seçmiştim geçen sefer. Ama bir kişiyle değiştik. Üstü seçtim. Ama şimdi tekrar alt gelecek büyük ihtimal. Bakalım. Alt gelirse Jinx oynayabilirim arkadaşlar. Evet, alt. Bu arada Silverfish de destek. Bot pire güzel olacak aslında bizim için. Bu arada Silver'a yazayım. Kardeşim Thresh alır mısın? Varsa. Gerçekten Thresh ve Jinx ikilisini seviyorum. Eğer olursa böyle bir şey. Eyvallah. Bu arada Silver'da Thresh alacağım zaten abi dedi. Banlar devam ediyor. Mundo banlandı. Arkadaşlar şu anda evet bizden de Garen'i banlıyoruz. Sıra karşı takımın ardından ben banlayacağım. Jinx oynayacağım için arkadaşlar ya da Tristana oynayacağım. Ama ikisinden tam kararsızım. Jinx oynayabilirim. Maçı da kazanmak istiyorum çünkü. Kaçma biliyorsunuz. Kaçma yetenekleri Jinx'in çok fazla yok. E'sini bir kaçırdınız mı ya da tutturamadınız mı? Adamlar sizi güzelce yakalıyor ve erkenden öldürüyorlar. Bu yüzden ya Diana ya Zed ama Rengar daha iyi olur gibi geliyor. Rengar'ı banlayacağım. Sıkıntı yaşamak istemiyorum Rengar'la. Bu arada meta'ya yeni giren şeyler var, hero'lar var arkadaşlar. Onlardan biri de Xin Zhao biliyorsunuz. Gerçekten çok pis olmuş durumda yani. Ne yapmışlarsa o yeni orman itemiyle birlikte bayağı bir zarar, hasar veren duruma gelmiş yani. Eshar Siyah. Nasıl okunu bilmiyorum. Neyse. Ne banlayacaksın abi? Xin Zhao banladı dedi. Dediğim gibi artık yeni banlar arasına girdi. Herkes Xin Zhao banlıyor. Evet. Karşısı seçerek başlayacak. Ben 4. pick'im. Oldukça gerilerdeyim. LB banlandı. LeBlanc alıyorlar. Burada Diana da açıkta ama evet, Silver Thresh'i aldı. Diana da gerçekten arkadaşlar yakalama konusunda oldukça iyi. O yüzden biraz Diana'dan da korkuyorum. LeBlanc'tan da korkuyorum. Vayne'den korkmuyorum arkadaşlar. Doğru söylemek gerekirse Vayne'den kaçabileceğimi düşünüyorum. Bu arada bakalım. Karşı takım ne alacak? Trine Dimeyre. Evet, Trine Dimeyre. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Trine Dimeyre mi? Trine Dimeyre mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Ondan aldı. Şimdi ben ve Sparda. Sparda NGC. Neyse. Ortaya mid'e ne alacaksın? Güzel bir şey al inşallah. Bu arada aşağıda yine küfürler dönüyor biliyorsunuz. LoL'ün artık geçilmez şeyi oldu yani. Bu küfür olmazsa olmaz her maç. Ha dağıldı yine dağıldı güzel. Bu yeni dereceli maç şeyinde de çok dağılıyor arkadaşlar. Yani bir kere
Gerçekten size söylüyorum, 20 dakika beklemişim oldu. Yani 20 dakikadır dağılıp dağılıp duruyor maç. Ben de Jinx'imi belirteyim. Bir de öyle bir durumda ki hani şuradan kalkıp gidemiyorsunuz. Aa, her an bana gelir falan. Hazıra da basmak zorundasınız. Eskiden seçiyordunuz falan. O gelirse geliyordu arkadaşlar. Kendi hazır yapıyordu. Şimdi hazıra basmazsanız oyundan çıkıyor, gidiyor. Resmen AFK durumuna düşüyorsunuz. Yine bir ban. Ban sayfası. Şu anda bile mesela yaklaşık 6 dakika falan olmuş. Hala oyuna başlayamadık. Ben yine Rengar'ımı banlayayım. Aslında karşı takımın az çok ne alacağını biliyorum. Mesela LeBlanc banlanabilir. Herhalde LeBlanc iyi oynuyor ki alacak. LeBlanc banlanabilir mesela arkadaşlar. Ya da LeBlanc'ı ezebilecek bir hero seçilebilir ortaya. Morgana, Darius galiba geliyor. Darius'u banlayacaksın. Evet, Darius'u banladı. Bu oyunda Darius görmeyeceğiz. O da güzel bir şey. LeBlanc banlıyor. Mantıklı olanı yaptı. Çünkü alacaktı arkadaş. Ve Garen'i banlamasını istemiş. Malphite mi banlıyor? Ha, Malphite banladı. Güzel. Malphite de görmeyeceğiz bu maçta. O da iyi. Ne banlayacaksın? Bakalım. Arkadaşlar, Master Yi banladı. Master Yi'yi neden banladın? Neden Master Yi? Şimdi burada mantığı anlamadım. Bir Garen dururken, ne bileyim bir Diana dururken, ne bileyim bir Zinza dururken neden Master Yi? Bu da değişik bir şey. Bu ortada oynayacak arkadaş beni biraz şüphelendirdi. Çünkü bu kafayla gidiyorsa büyük ihtimal kötü bir oyuncu imajı sergiledi. Şu anda benim için yani. Hadi bakalım. Bu arada Garen gerçekten boşta. Garen'i alsalar iyi olurdu. Gerçekten Garen güzel olur. Boş bırakmamak lazım arkadaşlar. Şu sıralar çok güçlü hero'lar arasında. Oh, güzel. Garen geldi. Karşı takımdan biri çıkabilir arkadaşlar. Sıvışabilir. Sejuani. Evet, Sejuani'ler de bu aralar. Fenalarda yani. Bayağı ezen hero'lar arasında. Riot da çok değişik işler yapıyor gerçekten. Alistar geliyor arkadaşlar. Ben de Jinx'imi hazır hale getireyim. Havai fişek Jinx'imi de seçeyim. Evet. Yanıma Thresh'i de aldım. Silver fişi. Hadi bakalım Silver. Gösterelim kardeşim. Seni golden fish yapalım. Gold. Ezreal'ıma gelecek. Hala bir AD carry seçmediler ama Ezreal geldi sanırım. AD carry için Ezreal aldı. Eğer canını güzel azaltırsam kaçma yeteneklerini güzel kullanamayacaktır. Çünkü ultim de var. Ne alacaksın kardeş? Evet. Orianna mı geliyor? Sıfır saniye kala hazıra bastı. Ve bize de Diana geldi. Aslında şöyle bakarsak bayağı sağlam takım olduk. Ben şu an karşı takımda olsam arkadaşlar gerçekten maçtan çıkmaya çalışabilirdim. Çünkü Garen, Jax, Thresh, Jinx ve Diana korkulacak bir ekip olmuşuz şu anda. Hemen oyunu verelim bu arada.
bitti mi ekranına geçelim arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir takım olduk. Jungle Jax, Diana mid, Garen solo, şampiyonlar şampiyonu Thresh ve ben de aşağıda oynayacağız. Karşıda solo Amumu, ben onu jungle olarak düşünmüştüm gerçekten ama Amumu solo gidecekmiş arkadaşlar. Bunu görüyorum şu anda. Mid Orianna almış, Orianna kendine bariyer almış bu arada, onu görüyorum. Flash'ın yanına bariyer almış. Ezreal ve Sejuani de, tabi Sejuani jungle'a geçecek büyük ihtimalle. Başka bir şey olamazdı. Ya Amumu dedim ya Sejuani dedim. Sejuani belki solo gider diye düşündüm. Bu arada uzun süredir Amumu'yu ben solo'da görmedim. Garen ezeceğini umut ediyorum en azından Garen yani. Çünkü ben Garen oynayıp da arkadaşlar ölenlere gülüyorum. Yani yıl olmuş 2016, hala Garen'le ölüyorsanız böyle ölümsüz bir role ölüyorsanız arkadaşlar, o da ayrı bir nokta. Ya bir kere iki kere ölürsünüz ama maçı kesinlikle Garen alıyorsanız kazandırmanız lazım. Bu arada bakıyorum iki tane unranked var sanıyorum karşıda, evet. İki tane unranked var arkadaşlar. Bir tane silver 5 var, bir tane silver 3 var, bir de silver 4 var. Karşı takım oldukça güçsüz gibi görünüyor. Ama tabii bildiğiniz gibi belli olmaz. Bir anda smurflerle de karşılaşabiliriz, ne bileyim. Bunu maçın durumuna göre anlayacağız arkadaşlar. Allah manyan çıp 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 ça. Jinx'i de çok seviyorum bu arada gerçekten. Obedik. Ne söyleyeceksin? Hep böyle eğleneceğiz. Oo, Thresh diyor ben 6 level'ım, 5 level'ım diyor. Ben de göstereyim. Sanırım Jax açamadı, Jax'ın yok. Jax'cığım senin yok mu kardeşim? Bundan yok mu? Evet bu arada geldi. Jax'a vurmasını bekledim. Özellikle ult tamam yeterlidir. Evet kesti. Olabildiğince arkadaşlar biraz dondurmaya çalışacağım. Yani son vuruş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü özellikle şu hatta kalmasını istiyorum şeylerin, minyonların. Burada kaçtı güzel. Evet. Gelin bakalım, gelin. Gelin bakalım. Hop, minyonlar. Minyonlardan sırf hasar yedim ya. En nefret ettiğim olay. Bu arada kuleden yiyor. Şöyle biraz korkutalım. Evet. Dur bakalım. Evet, kesemedim. Önce bu, sonra bu. Tamam. Biraz hasar gördüm arkadaşlar. Ama toparlayacağımı umut ediyorum. Her boş anlarında bana yükleniyorlar. Aslında benim de istediğim bu biraz. Olabildiğince manalarını harcatmaya çalışmak. Çünkü birazdan Jax bize geldiğinde zor durumda kalmaları. Ne bileyim. Mesela Ezreal'ın kaçma skillini kullanmasını istemiyorum. Manasını bitmesini istiyorum. Flash'ını kullanması daha mantıklı böyle bir durumda.
E'mizi atalım. Oldukça canım azaldı. Elimizi kullanalım. Evet. Bir kere kule vur. Ardından ben. Evet, güzel. Yakalasaydı ben de girecektim arkadaşlar. Şu anda yükleniyor biraz ama flash geldi. Thresh orada çekti. Thresh'e can basmam gerekebilir. Jax geliyor arkadaşlar. Thresh'e cana basıyorum. Flash'ını kullandı. Kill almam lazım. Evet ve kill'i aldık ama Jax da kaldı. Sanırım Jax'ın kırmızısında kaldı arkadaşlar. Ama kill'i almak da hoşuma gitmedi değil. Sonuçta geride kalacak biraz daha benden. Ben de bundan yararlanmaya çalışacağım. En azından. Orada belki duruma göre Alistar'ın bir hatasında gerçekten onu da alabiliriz. Base atacağım arkadaşlar. Kazmaya çıkacağım. Çekseydi girebilirdim ama çekmedi. Şu anda zaten Ezreal kasamıyor. Ben de kazmamı alayım. Hatta biraz da hız alayım. Ve yola çıkayım. Orada Thresh de base atıyor. Diana güzel. Güzel, gerçekten güzel. Sejan nerede olduğunu görmüyorum. Diana'nın oradan kaçabilmesi mümkün olmayabilir diyecekken. Amumu geldi. Garen de zaten SS'ini vermiş ama görmediler. Bu arada ben herkesi muteliyordum genelde. Silver hariç herkesi muteliyim. Çünkü aşağıda yazanları okumak istemiyorum arkadaşlar. Bu benim konsantrasyonumu bozuyor. Size de önerim. Herkesi muteleyin arkadaşlarınız hariç. Sıkıntı yaşamayın. Oldukça havaya attığımda oldukça zaman kaybediyorum. Alistar'a dikkat etmem lazım arkadaşlar. Alistar'ı da çoğudan beklemiyordum doğru söyleyeyim. Base attı zannettim. Arkadan gelmesini bekliyordum. Bu arada kule altına kadar çekilmek iyi olabilir. Thresh çekerse çok rahat şekilde. Ah evet aldık. Güzel. 45 milyon kesmişim. Yaklaşık 12 milyon fark atmışım. Bu arada yine geldi. Tipini sevdiğim. Tipini sevdiğim Alistar geldi arkadaşlar. Kaltlık milyonu özellikle kesmeye çalışıyorum. Bu arada yanlış kişi itti. Alistar yine hınzırlık peşinde arkadaşlar. Görüyorsunuz orada dolanıyor falan. Bu arada Diana bize ping atıyor. Ben de Diana'ya gel işareti attım. Sanki özellikle eziliyormuş gibi davranmaya devam ediyorum. Evet şu anda girebiliriz arkadaşlar. En azından bu arkadaşa girebiliriz. Evet galiba bunu da alacağız. Kuleyi almaya gerek yok çünkü şu anda evet Diana gitti mi? Oo güzel. Ben olsam ejder'e vururdum önce ama o da flash'ı attı. Harikasın diyorum Thresh, harikasın diyorum. Kardeşim iyi ki yanımdasın.
Bu arada biraz daha 100 altın daha olsaydı şu 1300'ü alacaktım. Bu beni biraz geriye düşürecek ama bunu da satabilir miyim? Can çalması var. Bir şeye gireceğim arkadaşlar. Ne denir? Riske gireceğim çünkü AMK'yı da almak istiyorum. Helal olsun Thresh tekrardan. Oradan iki kişiyi çıkardı arkadaşlar. Biri Diana'ya çıkardı. Resmen deli etti. Şu an karşı takımı deli etti. Helal olsun tekrardan. Gördüğünüz gibi ikisi de kill alamadı. Bu maçı almamız lazım. Deliyim, raporum bile var. İnanmıyor musunuz? Şöyle biraz daha öne geleyim, ekrana doğru yaklaşayım. Oradan Alistar'ı görüyorsunuz. Hiç itmeye çalışmayacağım arkadaşlar. Özellikle gelsinler. Ne haber Ali? Ali ne haber Ali'cim? İyi misin? Allah'ım ya Rabbim. Bir combo denedi şeyde ama olmadı. Oo. Hemen evimiz atalım çünkü Thresh şu anda yanında değil. Evet, güzel. Güzel. Kula altı hepsini kesebildim. Ah be, boşa gitti. Aldılar arkadaşlar. Hesaplayıp atmaya çalıştım oraya kaçacak diye. Çünkü bir flash'ını da kullandı. Güzel. Şu anda Ezreal 56 milyon iki kere ölmüş durumda. Oo. Kardeşim çıkmaya çalış. Ben Ezreal ile vuracağım. Ezreal ile vurmamın sebebi arkadaşlar. Thresh'e vurmasını istemediğim için. Direkt siz de böyle yapın. Yani vuracak kişiye saldırın. Orada healim var. Ama ah be, biraz daha önce basabilmem lazımdı. Olmadı arkadaşlar. Biraz daha önce healim basmam lazımdı. Bu kadar hasar vermesini de beklemiyorum gerçekten. İyi hasar verdi. Ne çıkmış diye bakacağım. Aslında öldürmesi gerçekten biraz şaşırttı beni. Yetenek gücü yok. Benim bildiğim ultisi yetenek gücü vuruyor ama oldukça çok hasar verdi. Bu kadar çok beklemiyordum gerçekten. Ebedi kılıcı çıkmaya çalışıyorum. Infinity kılıç, değil mi? Infinity İngilizcesi. Evet, ebedi kılıç Infinity. Bu arada bir SS verelim arkadaşlara. Uyarı olsun. Garen sanırım yukarıda ölecek arkadaşlar. Kaçamayacağını düşünüyorum. Belki de kaçar. Q'larını güzel kullanırsa neden olmasın. Ben de bir yardım etmeyi düşünebilirim. Belki yetişirse, ama yetişmeyecek sanırım. Evet. Helal olsun ama. Tebrik ediyorum. Bu arada Ejder'i de alan bir Jax'ımız var arkadaşlar. Ben de güzel güzel minyon kasıp maç sonlarına doğru girdiğimiz takım savaşlarını kazanabilmeyi sağlamaya çalışacağım. Şu anda 1 kill almışım ve 80'e yakın minyon kesmişim, 79 hatta. Tam doğru olsun. Biraz yüklenelim. Biraz rahatsız edelim. Çünkü gerçekten kızdırdı arkadaşlar beni orada. Alması, o kadar vurması, hatta şeyinin ultisinin beni biraz şey yaptı. Bir de canı da basamadım ya orada. Healleyemedim kendimi. Orada Ali de geliyor. O aradan onu çekmesi şaşırtıcı oldu. Şansımı deniyorum kardeşim. Ah be kardeşim, oradan nasıl kurtaracağım seni? Evet arkadaşlar, kurtaramayacağım. Ben de çıkmaya çalışıyorum.
Şurayı da kapatalım. Ve kule altına doğru çekili. Ah bak Amumu. Amumu evet arkadaşlar, uyanık Amumu. Orada bir Q ile beni yakalamaya çalıştı. Haydi bakalım. Alistar üzerime geliyor. Neden olduğu belli. Alıp beni atacak güya. Bu arada Garen oraya bir totem istiyor ama ha gelmiş ha, bir dakika. Çok güzel ya. Garen'in benim canımın içi. Beni öldüremeyeceğini sana garanti veriyorum. Bu sefer öldüremeyeceğini garanti veriyorum. Garen'e yardımcı olmam lazım. Evet, olabildim arkadaşlar. W'm işe yaradı. Şu anda bastırabiliriz. Bir yaklaşık 40 mana'ya ihtiyacım var ulti atabilmek için. Çok güzel. Gerçekten güzel. Buraya kimse gelmiyor sanırım. Ammo da yukarıdan yarmaya çalışıyor şu anda şeyi. Buradaki kuleyi alacak mıyız diye bakıyorum arkadaşlar. Sanırım buradaki kuleyi ben alabilirim. Bu arada boşa bir ulti atmış oldum. Neyse yine birine çarptı. Bu da güzel bir haber. Orada gerçekten güzel yemledim arkadaşları. Güzel çektim. Bu arada ölecek mi? Evet. Oo helal olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Gerçekten güzel bir başarı elde ettik. Manam yok arkadaşlar. Bence daha fazla yüklenmeye gerek yok. O adam az canla falan kaçacak bizden. En iyisi base atmak olacak. Şurada base'imi atayım artık. Ama bu da öldü güzel. Bu arada evet yavaştan itemlerimi toplamaya başladım. Hatta biraz maça katkım olsun, desteğim olsun. Çok fazla katkım, desteğim olmuyor. Bir pembe totem alayım. Sağa sola bir yere atayım. Tamam, bitti, gidelim. 4'e 16 güzel. Sadece 4 kill vermişiz. 16 kill almışız. Bu iyi bir skor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz abi? Yan yana yürüyorlar arkadaşlar. Jax'a yardım etmeye çalışacağım. Ah be Jax, ben de kalaydım. Hacı geliyorum, bir iki dakika ölme ya. Evet. Kill yine bende kalmadı. Ama hayırlısı. Helal olsun Thresh. Thresh'e helal olsun valla. Şu kırmızıyı da ben alırsam ne mutlu bana. Gerçekten güzel gidiyor şu an takımca. Yalnız biraz daha kill alsam 10 numara olacaktı. Takım arkadaşlarıma yardıma koşuyorum ama biraz destek gibi koşuyorum. Yani ben kill alamıyorum. Takım arkadaşlarıma kalıyorlar. Bu arada geri çıkalım. Çünkü Alistar geliyor. Uyanık olmak lazım. Ama bunları kesebiliriz. Kampa geri dönme olayı da sinir bozucu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Ejder çıkmış aslında. Bir ejder daha yapabiliriz.
Bunu da çoğu kişi bilmez arkadaşlar. Jinx buradan atabiliyor. Ezreal de uyanıklık yapıyor. Thresh'in gülüşü çok güzel değil mi ya? Of. Çok fena oldu bu. Ohoho, helal olsun sana. Orianna'yı tebrik ediyorum. Güzel sıvıştı orada. Amumucum gitme. Biraz daha kal. Evet. Maç gayet güzel gidiyor. Sanırım yavaştan bitireceğiz. Neredeyse bir katliam yapmış durumdayız zaten. Ben biraz daha teknik oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen imitör açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar zaten güzel, gayet güzel temizliyorlar orada. Evet, bu arada surrender attılar, teslim oldular arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Tebrik ediyorum bütün takım arkadaşlarımı ve Silverfish'e de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Thresh oynadı arkadaşlar. Arkadaş listem dolmuş durumda ama biraz açmaya çalışacağım sizler için. Sonuçta çok aktif olmayan arkadaş var. Bu yüzden size yer açmaya çalışacağım. Arkadaş olarak eklemeye çalışın beni. Birlikte güzel oyunlar atabiliriz arkadaşlar. Bu maçta çok iyi oynadığımı söyleyemeyeceğim. Yaklaşık zaten 20 dakika falan sürmüş maçta. Değil mi? Evet, 20 dakika değil mi? Evet, 20 dakika sürmüş. 20 dakikada da surrender'ı vermişler. Çok iyi oynadığımı söyleyemem ama takımca oynadığımı söyleyebilirim. Yani takıma yardıma koştum. Her an küçük haritadan takip ettim oyunu. Sanırım bu da maçı bize kazandıran olay oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.